Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese Türkçe haberden sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın en temel sorunlarından bir tanesi genç nüfus sorunu ve doğurganlık oranının ciddi anlamda düşmüş olması. Bununla ilgili olarak bu rakamları yukarıya çekebilmek için pek çok ülke mülteci alıyor. Bunun yanı sıra göçmenlere yol açılıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Belçika'da enteresan bir istatistik yayınlandı. Son bir yılda doğum yapan kadınların yarısının yabancı uyruklu olduğu, yabancı kökenli olduğu ifade edildi. Belçika'nın toplam nüfusu bildiğiniz üzere o yaklaşık 11 milyon 600 bin civarında. Ülke nüfusunun %67.9'u Belçikalı, %19.7'si yabancı kökenli Belçikalı yani sonradan Belçika vatandaşı olmuş olanlar, %12.4'ü ise yabancılardan oluşuyor. Şimdi aslında bu sorun sadece Belçika'nın sorunu değil. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de aynı durum söz konusu. Bakın şimdi Belçika'da en çok kimler doğuruyor? Belçika kökenli kadınlarda ortalama çocuk sayısı 1.38. Yani öz Belçikalı öyle diyelim. Yabancı kökenli ama Belçika vatandaşı olmuş kadınlarda doğum oranı çocuk sayısı özür dilerim 1.58. Diğer ülke vatandaşlarının çocuk ortalaması ise 2.05. Ay maşallah neredeyse Belçikalıların yani iki katı kadar daha fazla göçmenler, yabancılar doğum yapıyor. Şimdi arkadaşlar bir taraftan böylesine ciddi anlamda genç nüfus sorunu yaşıyor Avrupa. Bir taraftan da göçmenlere, mültecilere yapmadıklarını bırakmıyorlar. Bakın şu anda kış aylarında Macaristan sınırında, Estonya sınırında ve diğer pek çok noktada arkadaşlar bilin ki yüz binlerce göçmen, mülteci bekliyor. Bu soğuğun altında arkadaşlar çoluk çocuk demeden ayaklarında pek çoğunun ayakkabısı bile yok. Kuzey Afrika'dan akın akın deniz yoluyla insanlar İspanya'ya, Fransa'ya, İtalya sahillerine ya da Yunanistan'a arkadaşlar bir şekilde daha iyi bir hayat yaşayabilmek için gelmek girmek istiyorlar. Çoğu denizlerde ölüyor ya da Yunanistan başta olmak üzere pek çok ülkenin askerleri, polisleri tarafından bilerek ve isteyerek gemileri, tekneleri batırılarak öldürülüyor. Bunlarla ilgili görüntüler biliyorsunuz ben daha önce yayınlamıştım. Özellikle Yunanistan'ın tam bir göçmen düşmanı olduğunu, mültecilerin kendi ülkesine ayak basmaması için her şeyi yapabilecek potansiyeli sahip olduğunu defalarca anlattım. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Genel itibariyle Avrupa itibariyle baktığımızda bir de şöyle bir durum var. Diyorlar ki gelmeyin gitmeyin. Kapımıza da ayak basmayın. Almanya'da her yıl en az 400 bin kalifiye elemana ihtiyaç var. Buna rağmen Almanya'nın içerisindeki bir grup derin devlet diyorum ben bunlara. Nüfus yapıları değişmesin diye demografik yapılarını koruyabilmek için göçmen almamaya çalışıyorlar, direniyorlar. Bir de böyle bir şey var. Yani baktığımız zaman eğer göçmenler olmasa Avrupa diye bir kıta olmaz arkadaşlar. Her ülkenin ekonomisinin gelişmesinde, her ülkenin sosyal açıdan daha da büyük bir hale gelmesinde göçmenlerin çok büyük emekleri var. Biz Türklerden örnek verelim. 1961 yılında yapılan göç anlaşması ile beraber milyonlarca vatandaşımız şu anda Avrupa'da. Resmi olmayan rakamlara göre 7,5-8 milyon civarında. Almanya en çok vatandaşımızın yaşamış olduğu yerlerden bir tanesi. Belçika, Avusturya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Avusturya. Yani baktığımız zaman Avrupa'nın tamamında varız. Ama özellikle bu koronavirüs döneminde ırkçılığın arttığını, yabancı istemezliğinin arttığını üzülerek gözlemliyoruz. Bakın Avrupa'da ırkçılığın gerçek anlamda bir cezası yok. Eğer öyle olsaydı Hukuku korumakla görevli olan polisler bile ırkçılık yapmazdı. Pek çok olay anlattım. Tekrar anlatarak başınızı ağrıtmak istemem ama genel çerçeveyi, ana hatlarını anlatmak istiyorum. Şu anda Avrupa'da göçmen olmak neredeyse suçlu olmak anlamına gelecek. Üstelik bakın öyle bir tezat bir ilişki var ki. Göçmenlere muhtaçlar. Göçmenler olmazsa bu ülkelerin hiçbiri hiçbir anlam ifade etmiyor. Ekonomileri altüst olur. Bunların bütün psikolojileri bozulur. Yani baktığımız zaman diyorlar ki bir taraftan içlerindeki ırkçılar tabii hepsi için söylemiyorum. Bakın yanlış anlamayın. Herkes ırkçı, herkes yabancı istemiyor diye bir şey söylemiyorum. Ama ırkçıların sayısının arttığını, göçmen istemeyenlerin sayısının arttığını anlatmaya çalışıyorum. Bakın Almanya'dan Kuzey İran Vesfali eyaletinden bir örnek vereyim. 170 tane polisin cep telefonlarına bir soruşturma neticesinde el konuldu. Bunların WhatsApp gruplarında Türklerin işte dövdük, Türkleri bilmem ne yaptık diye Polislerin yazışmaları ortaya çıktı arkadaşlar. Köln'de bu polisler. Kuzey Reyn Vesfale eyaletinin en büyük kenti Köln biliyorsunuz. Çok sayıda vatandaşımız var. E baktığımız zaman hukuku korumakla görevli olan polis bunu yapıyorsa sokaktaki adam havada, karada yapar arkadaşlar. Tabi bakın göçmenlere muhtaçlar. Niye? Kendileri doğum yapmıyorlar. Evlilik denilen kurum maalesef arkadaşlar çok büyük oranda Avrupa'da ortadan kalkmış vaziyette. Onun için arkadaşlar doğurganlık oranı düşmüş vaziyette. Onun için kendi genç nüfusları yok arkadaşlar. Şimdi baktığımızda göçmenleri istemiyorlar ya. Mesela Afrika'dan insanlar akın akın Avrupa'ya gelmek istiyor. Belçika'ya da gelmek istedikleri ülkelerin başında geliyor. Bakın. Afrika'nın bütün yeraltı kaynaklarını, değerli madenlerini, altın madenlerini, pırlanta madenlerini işte yakutu, osu, busu bütün değerli madenlerini en çok çalıp alan gelen ülke hangisi biliyor musunuz? Belçika. İşte bu o yaklaşık buçuk milyon nüfusu olan Belçika dünyanın en büyük değerli maden merkezi. Evet. Şimdi diyorlar ki niye geliyorsunuz? Kardeşim siz bu insanların elinden ekmeğini aldınız. Toprağın altındakini bile çıkartıp adamlara üç kuruş para verip çaldınız. Adamlar taşmayacak gelecek tabii ki. Şu anda Belçika ekonomisini ayakta tutan bu Afrika'da çıkartılan arkadaşlar madenler çalıp çalıp getirdiniz Belçika'ya. bilmiyor muyuz? Üç kuruş para attınız, karın tokluğuna bu e, insanlar Afrikalıları o toprakların gerçek sahiplerini çalıştırdınız. Şimdi diyorsunuz ki gelmeyin. Şimdi gelmeyin arkadaşlar. Ne güzel, oh güzel dünya. Adamlara yiyecek ekmek bırakmadınız ya. Adam ne yapsın? Ne yapsın adam? Şimdi ben 1960'ların falan böyle Afrika'daki fotoğrafları var arkadaşlar. Acayip güzel falan. Ne zaman bu beyaz insanlar falan gitti? Bu Belçikalılar, Avrupalılar işte başkaları gitti. Sonrası darmadağmara arkadaşlar. Niye? Sömürdüler, aldılar, aldılar, çaldılar. Bir şey bırakmadılar. İnsanlar yokluktan, açlıktan birbirini yediler, birbirlerine girdiler. Avrupa kıtasını düşün, bir de Afrika kıtasını düşün. İnsanlar aç ekmek bulamıyorlar. Sen bu aç insanların ya da bu insanların gözyaşının üzerine bina ediyorsun kendini. Rahat hayat yaşıyorsun. Bunu ne vicdan kabul eder ne de neye inanıyorsan o kabul eder. Evet değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bana yönetebilirsiniz. Ayrıca Türkçe Haber'in Instagram hesabı vasıtasıyla da bana ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz Belçika'nın bu durumu hakkında görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok yerinden bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.